Biliyorsunuz bugün çok önemli Amerika Birleşik Devletleri açısından. Bugün ara seçime gidiliyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun 1/3 yenilenecek. Seçimler Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump için referandum niteliğinde aslında. Oy verme işlemi tabii Türkiye saatiyle 14'te başlayacak ve seçim Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi için yapılıyor. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı yeni sahiplerini bulacak. Senato'da ise 100 sandalyeden 35'i için seçim yapılacak. Kongrenin üst kanadı olan Senato'da Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler 100 sandalyenin 51'ine sahip durumda. Senato seçimi tabii kritik, zira siyaseti şekillendiren yasama organı burası. Trump'ın kalan 2 yılda başkanlık koltuğunda rahat oturabilmesi için Senato'daki üstünlüğü kaybetmemesi gerekiyor. Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne gelince 435 üyeli mecliste Cumhuriyetçiler 237 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyor. Demokratlarsa 193 sandalyeye sahip. 5 sandalyede farklı gerekçelerle boşta. Demokratlar en azından Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeyi umuyorlar. Ayrıca 50 eyaletten 36'sında valiler ve eyalet meclis üyeleri belirlenecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından çok kritik bir gün diyebiliriz bugün için.